Sayın basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dün Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere deprem bölgesindeki neredeyse bütün illerde yoğun yağıştan dolayı sel felaketleri yaşandı. Şanlıurfa'da ve Adıyaman'da 12'si Şanlıurfa'da, ikisi Adıyaman'da olmak üzere 14 vatandaşımızı kaybettik. Daha önce de söylediğimiz gibi felaket üstüne felaket, acı üstüne acı, kayıp üstüne kayıp yaşıyoruz. Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, milletimize sabır diliyoruz. Dün bahsettiğim gibi 7 milletvekilimizi bölgede görevlendirmiştik. Onlar Şanlıurfa'da ve Adıyaman'da tespitlerde bulunuyorlar ve büyükşehir belediyelerimizin yardımlarını koordine etmekte. Oradaki yerel yöneticilerle, belediyelerle, valilerle, kaymakamlarla bizim belediye başkanlarımız arasında koordinasyon kurmaya ve sağlıklı bilgi vermeye partimize gayret ediyorlar. Ayrıca dün yaptığımız basın toplantısından sonra Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Genel Başkanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcıları ile birlikte, Sayın Meral Akşener ve Sayın Ahmet Davutoğlu ile birlikte Şanlıurfa'daydılar. Orada yaptıkları temaslar ve oradaki tanıklıkları hepimiz açısından ibret verici ve 14 Mayıs'tan sonra nelerin yapılmaması gerektiğini ve devletin nasıl yönetilmesi, nasıl yönetilmemesi gerektiğini açıkça ortaya koyan tespitleri oldu, şahitlikleri oldu. 14 Mayıs'tan sonra dün Şanlıurfa'yı ziyaret eden müstakbel kabine ortakları, Türkiye'yi Cumhurbaşkanımızla birlikte yönetecek olan Cumhurbaşkanı yardımcılarının o süreçlerde Türkiye'yi de böyle acılar yaşanmasın, böyle acziyetler olmasın diye birlikte en etkin çalışmaları yapacaklarından milletimizin de bizlerin de herhangi bir şüphesi yok. Dün çadırlar sular altında kaldı. O çadırlarda kimler kalıyordu dersek, o çadırlarda evleri doğru yerlere yapılmayanlar kalıyordu. Evleri zemin etüdü doğru yapılmamış, sağlam zeminlere, kayalık zeminlerin üzerine değil de akışkan zeminlerin üzerine yapılmış ve bu yüzden evleri yıkılmış ya da oturulamaz hale gelmiş depremzedeler. Bu sefer de yanlış yere kurulmuş çadırlarda sular altında kaldılar, çamur altında kaldılar. Çünkü AFAD'ın başındakilerin depreme hazırlık, depremden korunma ile ilgili eksiklikleri gibi depremzedelerin barındırılacağı alanlarla ilgili de son derece özensiz oldukları, hazırlıksız oldukları, gerekli çalışmaları yapmadıkları görülüyor. Bir çadır kent kuracağınızda nereye kurulacağının uluslararası standartları belli. Etrafında üzerine şu an sağlam da görülse yıkılacak bir yapının olmadığı bir yere kurmak lazım. Yani evin dibine çadır kurulmaz. Deprem bölgesinde de öyle tartışmalar oluyor. Olmaz diyenler haklı. Deniz kenarına olmaz, bir sonraki depremde tsunami olur diye kurulmaz. Dere yatağına kurulmaz, sulak alanlara kurulmaz ama AFAD'ın bu konudan hiçbir haberi yok. Nasıl tsunami tehlikesi olduğunda denizin dibindeki çadır kentin Samandağ'da fotoğrafları hepimizi dehşete uğrattıysa, dün sular altında kalan her bir çadır AFAD'ın bu konuda da nasıl yetersiz olduğunu gösteriyor. Ve dün 13. Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinde bir şey daha yaşandı. Orada daha sonradan AK Parti Gençlik Kolları mensubu olduğu bilinen birisi genel başkanımızı protesto etti. Çok önemli bir şey görüldü orada. Türkiye'de 12. Cumhurbaşkanına, Recep Tayyip Erdoğan'a, bugünkü cari cumhurbaşkanına o protestoyu yapamazsınız. Yaparsanız sizi alırlar, götürürler, orada kötü muamele yaparlar, içeri atarlar, tutuklarlar. Buna itirazı olan bir AK Parti mensubu varsa o protesto Recep Tayyip Erdoğan'a yapılabiliyor dersiniz, gelin konuşalım.
ama 13. Cumhurbaşkanı'na yapılabiliyor. Dünkü tutumumuz geleceğe dair taahhüdümüzdür. Bizim dönemimizde şiddet içermeyen her türlü tepki ve protesto özgürce bundan öncenin Türkiye'sinde olduğu gibi olacak. Faşizm de olmaz. Tek adam rejimlerinde olmaz. Kralları protesto edemezsiniz. Padişahları ederseniz kellenizi vururlar. Ama demokratik yollardan ülkenin başına gelenler övülebildikleri gibi yerilebilirler. Alkışlandıkları gibi protesto edilebilirler. Yeter ki fiziki saldırı olmasın, nefret söylemi olmasın. Yeter ki toplumu galyana getirecek bir provokasyona varacak bir hamle olmasın. Protesto haktır kardeşim. 13. Cumhurbaşkanı protesto edilebilecek. Mevcut Cumhurbaşkanı'na o sözlerin üçte birini söyletmezler. Ağzını burnunu kırar, arabaya koyar, gözaltına alır, tutuklar hapse koyarlar. Şu ana kadar olurdu bunların hepsi. Tweetini atana sabah 5'te basıyorlar. Ha bir de ittifak ortakları açısından bakalım. Mevcut Cumhurbaşkanı yoktu. 2007'de söz verdi. Bizi niye il yapmadı diyen Elbistanlıların üstüne Devlet Bahçeli gitti. İndirin bunları. Alın bunları. Sus. Sen Cumhurbaşkanı'na bunu diyemezsin. Ortada Cumhurbaşkanı bile yok. Dün ne Davutoğlu ne Akşener. 13. Cumhurbaşkanı'nın protesto edilebileceğini yardımcıları da göstermiştir. Olgunluk budur. Demokrasi budur. Hazmetme kapasitesi budur. Özgüven budur. Devletin polisine yaka paça al, vur, kır, öbür tarafa götür. Bu talimatları vermek özgüven eksikliğidir. Demokrasiden nasibini almamaktır. Dünkü protestodan, protesto girişiminden biz bir şey kaybetmedik. Demokrasimiz kazandı ve memleket canlı bir taahhüt gördü. Seçim beyannamemizin bir sayfasını çevirdik. Demokrasiler tepki ve protesto rejimleridir. İktidarımızda meclisin önüne gelmiş birileri Cumhurbaşkanı'nı protesto ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Millet İttifakı'nın İçişleri Bakanı aynı bu İçişleri Bakanı gibi otobüsle polisleri yollayacak. İki de boş otobüs yollayacak. Bununki gibi İTKK değilse yine otobüse dolduracağız. Meclisin önünde o protesto yaptırmayacağız. Cumhurbaşkanı'nın önüne götüreceğiz. Kardeşim diyeceğiz, yasamayı protesto edeceksen yeri burası. Yürütmeyi edeceksen trafiği aksatmadan istediğin protestoyu Çankaya Köşkü'nün önünde yapabilirsin kardeşim. Varsa yazılı beyanın girip içeride kayda da sokabilirsin kardeşim. Seçim beyannamemizin tepki protesto hakkı sayfasını dün canlı yayında izlediniz. Bir AK Partili gençlik kolları üyesinin yaptığı protestonun canlı olarak yaşandığı anı beyannamemizin önemli bir sayfası olarak milletimizin takdirlerine sunuyoruz. Dünkü selde sadece sular altında kalan abide kavşağı değildi. Sular altında kalan aslında 20-21 yıllık iktidarın geldiği noktada iletişim başkanlığının nasıl dezenformasyon bakanlığına dönüştüğünün de bir ispatıydı. Önce şunu söyleyelim. Dün sular altında kalıp insanlara mezar olan o kavşak Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Aralık 2022'de açıldı. Ama ihalesi 21 Bey'le. Her şeyi 21 Bey yapıyorlar ya. Çok acil işmiş 21 Bey'le yaptılar. Yani davet usulü. Yani açık ihale değil, isteyen girmiyor. Yani adrese teslim, yani yandaşa teslim. İhale yandaşa teslim olunca canlar da Azrail'e teslim oluyor. Bir kere işin bu kokuşmuşluğunu bir görelim. Sonra tabii bu kavşağın altında AK Parti'nin yapmış olduğu bu kötü ihale ve daha yeni yapmış olduğu açılış olup tepkiler yüz gelince bakın İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bakanlığı diyor ki yanlış diyor. Bu kavşak diyor 3 Aralık 2022'de değil diyor. Nisan 2013'te açılmıştır diyor. Bakın. Şimdi 3 yönlü bir rezaleti birlikte görelim. 1. Herhalde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi açılışı çok güzel oldu
Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül. Yıllarca hizmet etsin memleketimize. Bahtı da güzel olsun inşallah. Abide Kavşağı Şanlıurfa'mıza hayırlısı olsun. 3 Aralık 2022. Belediye Başkanı burada, tweet'i burada, açılış burada. Recep Tayyip Erdoğan burada. Şimdi hangisi yalan, hangisi doğru? 1. Yalanı doğru gibi gösteren bir rezalet. 2. Kendi büyükşehir belediye başkanıyla çelişen ya da o doğru söylüyor da sanki onu yalanlayan bir rezalet. Ayrıca bir gerçek daha var. 3. rezalet. Hani deniyor ya, bir kavşağı 2 kere açıyorlar. Bakın İletişim Başkanlığı buraya fotoğraf koymuş. Biz o kavşağı 2022'de açmıştık. Bu kavşağın bir kısmında bir çalışma yapmışlar. Tayyip Erdoğan'ı açtırmışlar. Tam Nisan 2013'te. Aynı kavşağı 2022'de bir daha açmışlar. Bu da İletişim Başkanlığı'nın bir başka itirafı. Türkiye bildiğiniz Türkiye. Birbirlerini yalanlayanlar, yalanı doğru diye, doğruyu yalan diye gösterenler, aynı kavşağı 2 kere açanlar. Tabii bunda şaşılacak bir şey yok. 7 kere açılan yerler de var toplu açılış törenlerinde. Onu da ayrıca daha sonra konuşuruz. Buradan meclisin son günü olduğu için 3 önemli çağrıyı ve hatırlatmayı tekrar etmeyi görebiliyoruz. 1. Emeklilikte yaşa takılanlar çıktı. Bütün EYT'lilerin deyimiyle Allah razı olsun Bay Kemal'den, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, ayrıca Millet İttifakı'nın bütün mensuplarından EYT'yi sürekli söyleye söyleye ben karşıyım, seçimi kaybedecek olsam çıkarmam diyen Tayyip Erdoğan'a çatır çatır çıkarttırdılar seçimi kaybettiğini görünce. Ama eksik çıktı. Birincisi, bakan 5000 gün diye söz verdi, 5900'e kadar gidiyor SSK'ların. Bu çok paraya karşılık geliyor, mağduriyete karşılık geliyor. 2. SSK'lılar 5000 günden başlayarak emekli olurken Bağkurlulardaki 9000 gün kabul edilemez. 3. Staj mağdurları var. Yani lisedeyken, üniversitedeyken meslek gereği ve zorunlu olarak meslek liselerinde ya da meslek erbaplarının yanlarında zorunlu staj yapan, kayıt altında olan staj mağdurları var. Onlar da bu işte mağdur oldu. Günleri 18 yaş sayılmadı. 15 yaşında sigortalı yapılmış çocukların. İLO diyor ki 18 yaş kabul edilir. Burada meclis kapanmadan haftaya, öbür haftaya çağrımızdır. Staj mağdurları işi çözülmelidir. 5900 gün sorunu çözülmelidir. Bağkur'la SSK eşitlenmeli. 9000 günlük emekli sorunu çözülmelidir. Çözerseniz rey veririz. Çözmezseniz 2 ay sonra yapmaya geliyoruz. 2. husus, özel sektör promosyonları. Anlaşılmaz bir durum var. Kamuda sorun vardı, söyleye 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 sorun küçüldü. Şimdi İçişleri Bakanlığı'nda polis tamam, jandarma ile sahil güvenlik çok azaldı, MSB personeli çok azalıyor, Diyanet personeline de bankaları ihaleye sokmadıkları için faiz haram. Bütün devlete helal, Diyanet personeline haram. Cumhurbaşkanına helal, o maaşı bankalardan alıyor. Milletvekillerine helal, Diyanet personeline haram. 10 bin lira yerine 1200 lira. Onu da işte filanca faizsiz finans kurumu lütfetmiş de vermiş. 3 yıllığına 1200 lira falan veriyorlar. Yazıktır, çözülmesi lazım. Ama bir de özel sektör var. Patronla işçi, arada banka. Banka parayı, promosyonu patrona, patron işçiye verecek. Yanlış. Bir kanun çıkaralım diyoruz. Verdik, 1,5 aydır bekliyor. Aradan patron çıksın, banka promosyonu işçinin kendine versin. Bitti gitti. Ne olur 15'er bin lira yapıyor. Bakın EYT'de dahi 9000 lira promosyon, 9000'e çıktı promosyon. Bu işçilerde 5000 asgari ücretin çok üzerinde, EYT'linin çok üzerinde maaş alanlar da var. Ortalama 15000 promosyon, derenin taşı, derenin kuşunu vuracak nedense duruyorlar. Ya bu bir sorun. Siyasi bir şey değil. Hatta şunu söyleyeyim. Şikayet geliyor bana. Şişecam'da promosyon sorunu var diye. İş Bankası'nın iştiraki. Canlı yayında söylüyoruz. Çözün kardeşim. Verin emekçinin hakkını. En iyi promosyonu verin. Hangi şirket olursa. Ama insafa bırakılmaz. Şişecam insaf eder. Yarın Mişecam insaf etmez.
Bunu kanunla düzenlemeliyiz. Ayrıca özel sektör, evet bu konulara değindik. Şimdi biraz daha sıcak gündem maddeleri var, onlara da değinelim. Örneğin bir Anayasa Mahkemesi kararı var. 27 Aralık 2018'de Recep Tayyip Erdoğan şöyle bir Cumhurbaşkanı kararı çıkardı. Dedi ki bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcıları bakanlık maaşı bağlanınca, Cumhurbaşkanı yardımcı maaşı bağlanınca aldıkları diğer emekli maaşları kesilmez, onu da alırlar. Hani EYT diyor diye çift dikiş. Kendi eliyle çift dikiş yaptılar. Biz de dedik ki böyle bir düzenleme çıkacaksa meclisten çıkabilir. Cumhurbaşkanlığı kararıyla maaşlı falan düzenleme yapamazsın. Anayasada nal gibi yazıyor. Anayasa Mahkemesi'ne gittik. 4 yıl beklediler. 4 yıl. 4 yıl beklenir mi? Maaşları aldılar. Şimdi sıra geldi. Bakanlar değişecek. Haklısınız deyip bu kararı iptal ettiler. Ya biz zaten tenezzül etmeyiz de. Ya 4 yıl boyunca Tayyip Bey'in bakanları çift maaş alsın diye durup bu kararı çıkarıp, bir de tabii uygulama süresi var, 9 ay herhalde. 9 ay. 9 ay sonra da uygulama süresi var. Diyor ki Anayasa Mahkemesi, işte mesela canım İrfan Fidan, boşuna yollamadılar adamı oraya. Yanlış söylemedim değil mi adını? İrfan Fidan. İrfan Fidan gitmiş oraya. 4 yıl bizim bakanlar aldı, Bay Kemal'in bakanlar alamasın diye iptal ediyor. Böyle bir düzenleme yapılacaksa zaten mecliste yapılır. Sözümüzün arkasındayız. Ama nelere nasıl tenezzül ediyorlar? Yasama nasıl yürütmenin emrine girmiş, bunu da görmek lazım. Bu kadar ucuz iş olmaz. Hatay valimizin istifası var, Rahmi Doğan. Numan Kurtulmuş Bey de çıkmış. Tabii dün tükürdüğünü bugün yalayan, çok böyle sanki dürüstlük timsali gibi pozlarla yürüyüp her türlü olmadık işe bir kisve uydurma konusunda çaba içinde olan Numan Kurtulmuş şimdi de çıkmış. Efendim herkesin siyasete girme hakkı var, Hatay valisinin de var falan. Soru şu: Hatay valisi kendini böyle bir göreve layık görüyorsa, yani kendini başarılı bir vali görüyorsa, sizin ona aferin diyeceğinizi düşünüyorsa, niye kişisel ikbal peşine koşuyor ya? Kendini, Hatay'ı kendinden niye mahrum ediyor bu dar zamanda? İşini iyi yapıyorsa Hatay'da devam etsin. Yok, kötü yapıyor ya. İstifa etsin diye biz onun önünü açtık diyorsanız, kardeşim görevden alsaydınız. Ama galiba siz ona dokunulmazlık vermek istiyorsunuz. Galiba hani o bizim de bildiğimiz, sizin de bildiğiniz, ortaya çıkmak için an kollayan gerçeklerin ortaya çıktığında, örneğin iktidar değiştiğinde, bu valinin dokunulmazlık altında olmasında fayda görüyorsunuz, öyle mi? İktidar değişimine olan inancınızı takdir ediyorum ama bu davranışınız hiç hoş bir davranış değil. Bunun da çaresi bulunur. İkincisi, Hulusi Akar ve Süleyman Soylu, bu arkadaşların milletvekili yapılacakları konuşuluyordu. Gitgide somutlaşıyor. Neden? İktidar değişecek. Elbette görevi dönemindekilerle ilgili soruşturma komisyonları falan, ama bu arkadaşların da dokunulmazlığa ihtiyacı var. Ya düşünsenize, seçimi kazanacaklarına inansalar, bakanları neden milletvekili yapsınlar değil mi? Bir de sonra istifa ediyorsun milletvekili. Belki o bir vekil çok önemli olacak. Bizim hiçbir bakan adayımız milletvekili olmayacak mesela. Milletvekili listesinde gördükleri, bileceksiniz ki bunlar bakan değil. Bunlar hala hazırdaki bakan. Seçimi de kazanacaksan, bir devamlılık olacaksa neden milletvekili yapılıyor? Buz gibi gördüler. Seçim geldi, gidiyorlar. Bunu çocuk görse bu tabloyu okur. Ama tartışma şu. Örneğin bugün akşam saat 19'da bu bant yayınlandığında bu iki arkadaş istifa etmiş olacak mı, olmayacak mı? Çünkü kamu görevlilerin istifa süresi 17'de doluyor. Bunlar işine geldi mi kamu görevlisi, işine geldi mi siyasetçi olan bu iki arkadaş, eğer kamu görevlisi ise, protokolde bu yerleri işgal ediyorlarsa,
bu meclise gelip Cumhurbaşkanı'nı temsilen bütçelerini savunuyorlarsa, kamu görevlisinin daniskasılarsa bugün 5'e kadar istifa edecekler. Ya edecekler, bunlardan kurtulmanın hoş bir yolu olacak, bir de deprem bölgesinden aday gösterme gibi. Adamlar yıktıkları, kurtaramadıkları, dondurdukları yerde aday yapılır mı ya? Ama deprem bölgesinden aday yapacağız falan diye de bir şeyle bunlara dokunulmazlık veriyorlar. Kamu görevlisi mi değil mi tartışmasını bugün akşam 5'e kadar Mehmet Üçüm'e sorun. Ondan sonra da kime sorarsanız sorun. Çünkü artık sistemin çivisi çıkmış. Çivisi çıkmış. Düzeltmeye geliyoruz inşallah. Yoksa bu konuda başka da bir husus yok. Şimdi dün burada Hüdapar'la ilgili sıcak gündem, çok konuştuk ve MHP'den cevap istedim ben. Cevap. Bir şey söyleyin. Çünkü Hüdapar diyor ki bizim MHP ile aramızda sorun yok. Dedik ki dün sorun var mı yok mu? Hiçbir cevap yok. İsmet Büyükataman bir A4 boyutunda hiç bu konuya girmeden bana hakaret etmiş. Ya İsmet Bey, bana hakaretle ilgisi yok. Soru şu. Adam diyor ki Kürtçe Türkçe ile beraber ikinci resmi dil olarak kabul edilmeli ve eğitim dili olmalıdır. MHP diyor ki sorun yok. Diyor ki ilk öğretim öğrencilerine okutulan ırkçı andımız kaldırılmalıdır. MHP açısından sorun yok. Ne mutlu Türk'üm diyene denen yazılar sökülmelidir. MHP'ye sorduk, sorun yok. Eyalet sistemi, özellik, federasyon gibi yönetim modelleri tartışılmalıdır. MHP'ye sorduk, sorun yok. Şimdi İsmet Büyükataman, Özgür Özel'e hakareti bırak. Vız geliyorsun, tırıs gidiyorsun. Ama bu konularda sorun var mı yok mu? Onu söyle. Ha, şöyle bir şey diyorsan, ya cevap vermeme gerek mi var? Abdullah Hocalan'dan mektup okuttular, sorun etmedik kardeşim. Osman Öcalan'a kamera yolladılar, sorun etmedik kardeşim. Sorun ne özellik, ne o, ne bu, ne mutlu Türk'üm diyene, ne benim milliyetçiliğim. Sorun talimat öyle, Tayyip Erdoğan başta kalacak, biz de görevimizi yapacağız. Bizim düğmemize bir yerden böyle basılmış de, biz de onu bilelim ya. Niye hakaret ediyorsun ya? Bir başka mevzumuz, şurada herhalde o kıymetli kardeşimin de bir tweet'i olacak ya. Küçük kat. Şurada. AK Parti Şanlıurfa Belediyesi biliyorsunuz parasızlıktan dere ıslahı yapamamış. Dün o can alan, ıslah edilmeyen derelerin ne olduğunu gördünüz. Bunlar para bulamamış. Oysa ki Japonya'dan bulabilirlerdi. Japonya deprem ve doğal afetler konusunda en çok fon sağlayan ülkelerden birisi biliyorsunuz. Japonya'dan istesen o derenin ıslahı için sana para verirler. Arkadaşlar vermişler. Hem de 41 milyon 600 bin TL vermişler de. Bu belediye başkanımız dereyi ıslah etmek yerine parayı Taliban'a yollamış deprem yardımı olarak. Ne diyelim daha? Ne diyelim? Haberi yapan Murat Ağırel'den okuduk herhalde. Araştırmacı gazetecilerin emeğine sağlık da, ya bu adamlara hakikaten yazıklar olsun. Gerçekten söylenecek söz bulamıyoruz. Bir de Kızılay'la ilgili muhteşem bir belgemiz var yine. Biraz büyük kağıtlar ses getiriyor bu salonda. Bunu göstereceğim. Şimdi depremde en çok tartışılan kurumların başında AFAD geliyordu. Ve Kızılay geliyordu. Kızılay Başkanı depremin ilk günü utanmadan çadır satan kurumunu savundu. Ve aslında ağzıyla da her şeyi itiraf etti. Zaten Türk Eczacıları Birliği sabahın ilk saatlerinde çadır deyince bize çadır verin, sahra eczanesi kuracağız. Tanesi 150 bin liradan satarız demişler. 140 bin liradan 5 tane alabilmişler, 700 bin liraları varmış. 5 tane çadır alıp sahra hastanesi kurmuşlar. Bedava eczaneden ilaç dağıtacak sahra eczanesine çadırı parayla satan, vatandaşa dağıtmayıp ahbaba parayla satan, çadır fabrikasını yabancılara kiraya verip
oradan AK Partili meclis üyesine çadır ürettirip AFAD'a sattıran bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ve herkes 2021-2030 stratejik planına, onu alabilir miyim arkadaşlar? Stratejik planını göstermem lazım. 2021-2030 AFAD'ın, Kızılay'ın 2021-2030 stratejik planına herkes bakıyor. Bu depreme nasıl hazırlandık, bundan sonra ne yapacak Kızılay diye. Bu bir kitapçık, sayfa sayfa. Biz sonuna kadar inceledik. Bir kitapçıkta biz yazdık. 2021-2030 stratejik planında yapılan intihaller. Ya stratejik planda intihal olur mu? Vallahi olmaz diyorsun, olmuş. Şimdi birkaç örnek vereceğim. Mesela Gazi Emir Belediyesi'nin stratejik planından kopyala yapıştır noktası virgülüne kadar. Alanya Belediyesi stratejik planından intihal var. Galatasaray Üniversitesi stratejik planından intihal var. Bingöl Üniversitesi stratejik planından intihal var. Wikipedia'dan intihal var. Gıda Mühendisleri Dergisi'nden intihal var. Hakemli makanelerden intihal var. Ya inanamazsınız. Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun 2013 meclis konuşmasını kopyala yapıştır yapmışlar. Yazım hatalarıyla, anlatım bozukluklarıyla birebir. Birine stratejik plan yaz diyorlar, düşünün. Kızılay gibi bir kurum stratejik plan hazırlayacak. Sürükle bırak, sürükle bırak. Bunu böyle söyleyince inanmayan olur. Biz bunu kitap, isteyen basın mensuplarına bu kitapçığımızı da vereceğiz. Stratejik plan kadar intihal raporumuz var. Örnekleri sizin için şöyle yaptım. Televizyondaki arkadaşlar da görür. Bu Gazi Emir Belediyesi'nin stratejik planı. Evet. Gazi Emir Belediyesi'nin stratejik planı burada. Aynen alıp buraya yapıştırmışlar. Burada Kızılay, burada kopyalamayı yaptığı yer. 84. sayfa. Pardon, şöyle düzeltelim. İkisini aynı anda göstermeyi, birini tutar mısınız arkadaşlar? Aynı anda gösterileceğini düşünerek aynı yere yapıştırmışlar. Tamam. Şimdi C1, C2. Bu birincisi C1 dediğimiz zorunlu göç hareketleri ve yerel yönetimler. Şurada kırmızıyla boyanmış. Burada intihal kısmı. Kızılay'ın stratejik planı. Burada 2000 tarihli tehlikeli ve zararlı maddelerin kirlenme olanları. Şurada konmuş. Kızılay'ın stratejik planının 84. sayfası da aynen kopyalanmış. Şuradaki ifade Kızılay'ın, Gazi Emir Belediyesi'nin aynen kopyalanmış. Ve biraz önce söylediğim gibi Gıda Mühendisleri Dergisi'ndeki bu ifade de buraya aynen kopyalanmış. Size vereceğimiz Kızılay Stratejik Planı'nın intihal raporunda bu gösterdiğim 4 somut örnekte olduğu gibi sayısız örnek birebir kopyalanmış. Bu Kızılay 2021'den 2030'a kadar nasıl yönetilecek diye soran herkese böyle yönetilecek diye verilen stratejik plan, yazım hatalarına kadar çeşitli kurumların stratejik planlarından kes, kopyala, yapıştırla oluşturulmuş. Eğer AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı göreve devam ettirirseniz, onlar bundan sonraki afetleri bir memurun kopyalayıp yapıştırdığı ve kimsenin okuyup incelemediği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin okuduğunda yakaladığı bu intihallerle ve bu yalandan kitapla yönetecek. Tayyip Erdoğan iktidardaysa, AK Parti iktidardaysa çok çadır bekleriz enkaz başlarında. Çok çorba bekleriz. Çok battaniye bekleriz. Çünkü onlar kendi karınlarını doyurup yandaşa peşkeş çekip yalanla siyaset yapmaya çalışan bir zihniyete dönüştüler. Şu kitabı bir kişi kontrol için okumamış,
Ve bunu yakalamak Cumhuriyet Halk Partisi grubunun çalışmasına kalmışsa vah bu memleketin haline. Herhangi bir şirkette bu yapılsa, yapılmaz da, yapılsa yapana ceza verirler. Şirketi de kardeşim derler, sizden olmaz. Hakikaten bu vakitten sonra bunlardan olmaz. Şöyle genel başkanımız Selvi Hanım'la birlikte Kıbrıslı depremzede çocukların hikayesini görüşürlerken sizler de biliyorsunuz bir karar verdiler ve bugünkü programlarını iptal edip bu sabah erkenden Kıbrıs'a uçtular. Dün de farklı bir şey vardı. Şanlıurfa'ya gitmişlerdi iki sayın genel başkanımızla birlikte. O yüzden programda bir değişiklik, tasarımda bir değişiklik var. Ben kesin yani sizden duyuyorum ama görüşmenin bir gün öne diğer siyasi partiler de vardı. Pazartesi yapılacak. Hepsinin cuma gününe toplulaştırılacağı ve pazartesi günü yapılacak olan İzmir'deki toplantıya da altı liderin birlikte katılacağı, genel başkanın pazartesi devam etmek istediği. O yüzden cumartesi ve pazartesi programlarını cuma gününe toplulaştırma çabasını biliyorum. Ama resmi duyurunun geçildiğini sizden öğrendim. Ha, geçilebilir, evet. Evet. İki günü toplayıp bir güne sıkıştırma ve toplulaştırma çabası içinde arkadaşlarımız. Genel başkanın Kıbrıs ziyaretini Selvi Hanım'la birlikte o ailelere sarılma isteği ve onu yapmadan başka bir şey yapmak istemiyoruz dediler. O yüzden programlar biraz aksadı. 18 Mart Çanakkale. Şimdi davetten haberdar değilim ancak yani her davet ciddiyetle inceleniyor. Daha önceki yıllarda çeşitli düzeylerde temsil edildik. Gelecek sene 13. Cumhurbaşkanı olarak olacağına bir şüphemiz yok ama bu sene katılıp katılmama kendi takdirleri.